Tamam tatlım. Şimdi bugün arkadaşlar crybabyşlerimize harika sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayacağım. İşte kesilebilir sebze ve meyvelerimiz. İlk olarak kışın C vitamini deposu portakalla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kesilebilir meyvemizi crybabyşlerimiz için keselim. Çok güzel görünüyor, bakar mısınız? Harika. Başka hangi sebze meyvelerimiz var? Ve burada bir tane mısırımız var. Mısır da çok sağlıklı bir yiyecek arkadaşlar. Onu da keselim. Crybabyşlerimiz çok aç. Çok güzel. Bakın ağlaması durdu bebeğimizin. Yiyecekleri görünce karnı acıkmış galiba. Evet arkadaşlar. Yazın yiyebileceğimiz yine çok sağlıklı ve çok lezzetli sebzelerden. Burada bir tane karpuz var. Onu da şöyle koyalım. Başka neler var? Tabii ki vitamin deposu, muz. Bu sağlıklı meyveleri yemeyi sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Muz da çok sağlıklı. Muzumuzu da keselim. Çok lezzetli görünüyor. Bebişimiz yine ağlıyor sanırım. Muz istiyor arkadaşlar. Al bakalım tatlım. Evet, muzu çok sevdi arkadaşlar. Evet, başka nelerimiz var arkadaşlar? Bakın, burada ne var? Üzüm. Bu da yine vitamin deposu bir meyve. Yemeyi ihmal etmiyoruz. Hemen kesme tahtamızda keselim. Hemen tadına baksın crybabyşimiz. Beğendi. Arkadaşlar yine burada bir domates var. Görüyorsunuz. Domates de çok sağlıklı bir sebzedir. Bunu da yemeyi ihmal etmiyoruz. Ve bir diğer güzel sebzelerimizden dolma. Dolmayı kimler seviyor arkadaşlar? Çok sağlıklı bir sebze. Onu da şurada kesme tahtamızda hemen keselim. Çok güzel. Yemyeşil. Harika. Rengarenk harika görünüyor şu an burası arkadaşlar. Turuncu, sarı, yeşil, mor, sarı, turuncu. İçi kırmızı karpuzumuz. Küçük crybabyşlerimiz de acıktı galiba arkadaşlar. Ama onlar çok küçük. Belki bu meyve sebzeleri yiyemezler. Kardeşlerimize ilk 6 ay neyle besliyoruz? Sütle besliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, büyük crybabyşimizin de canı süt istemiş. Tabii ki süt içmeyi de ihmal etmiyoruz. Kalsiyum deposu, sütü mutlaka her zaman günde 1 ya da 2 bardak içiyoruz. Crybabyşimizin de canı kardeşlerinden özendi, canı süt istedi arkadaşlar. Ona da şu an süt içiriyorum. Evet arkadaşlar. Crybabyşlerimiz sağlıklı yiyeceklerle beslediğime göre onlar artık ağlamıyor ve çok mutlu. Siz de sağlıklı beslenmeyi sakın ihmal etmeyin. Videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.